Bitlis Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Yaklaşık 3 gün kaldı sandıkların kurulmasına. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tatvan Belediye Başkan Adayı Sayın Abdülkerim Akay. Kendisiyle yaklaşık ikinci programımız oluyor. Sağ olsun bizleri kırmadı. Bizlere tekrar konuk oldu. Son program ve son seslenişinden sonra artık sandıklara doğru yöneleceğiz. Karar sizlerin, siz değerli izleyenlerin olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Sizlerden haber almak lazım. Durumlar nasıl? Geziyorsunuz? Halkın içerisindesiniz? Şimdi bizler halkın içine girdikçe mutlu oluyoruz. Daha iyi oluyoruz. Çünkü halkın bize teveccühü yani daha böyle alımlı, daha güzel. Yani tepkiler çok güzel. Hani bunun için yani biz gün geçtikçe böyle mutlu oluyoruz böyle. Şunu da belirtmek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi tarih boyunca Tatvan'dan böyle bir ivme yakalayamamıştı. Bunu neye borçlusunuz? Şimdi ilk programda dedim ki biz Tatvan Özdeplo'dayız. Evet. Yani o yüzden herkes bizi tanıyor. Yani hani bir de biz diğer siyasi partiler gibi insanlara o bakış açısından bakmıyoruz. Herkesi kardeşimiz, babamız, annemiz, dostumuz bellediğimiz için sorun yaşamıyoruz. Bunu da gören insanlar bizdeki o sıcaklığı, evet, o sevecenliği, gönülden gelen muhabbeti duydukça sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar ve bize yaklaşıyorlar. Hani bunun için hani böyle iyi bir ekibimiz de var yani. Yaklaşık 5-6 kişilik bir ekibimiz var. Hani imkanlarımız dahilinde çalışıyoruz. Hani ekibimde yani sağ olsunlar candan baştan mücadele ediyorlar ve bunun meyvesini de toplamışız. Rabbime hamdolsun ki onun için yani. Halka da çok samimi gidiyorsunuz. Yani çok da sempati var sizlere ve ekibinize karşı. Gerek il encümenleriniz olsun, gerek siz olun, gerek belediye meclis üyeleriniz olsun, iyi bir kadro oluşturdunuz. Bunlar için çok çaba sarf ettiniz mi? Nelere dikkat ettiniz bunları? Şimdi bizim kadromuza baktığın zaman hani halkın sevdiği simalar. Aynen. Hani kendi şahsına düşünmeyen, Tatvan'ı düşünen, hizmet anlayışı olan insanlar olduğu için halk da biliyor. Hani halk da bildiği zaman bu profilden önlerine çıktığımız zaman hani diyorlar ki hani Tatvan siz yaparsınız. Hani onun bir şeyi var hakikaten de. Hani bizim ekibimiz o açıdan yani hep bilinen tanınan insanlar. Hani bir de biz ekibimizi kurduğumuz zaman sağ olsunlar yani hakikaten de Tatvan serdarlarını bir araya getirip kurduk. Onun için rahatlıkla bütün kapıları, bütün gönül kapılarını aralayabiliyorsunuz. Aynen. Efendim, son bir hafta öncesine kadar da seçim yarışından çekileceksiniz diye bir iddia dönüp dolaştı ve yine sizleri burada görüyoruz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Şu an halkımın karşısındayım. Evet. Öyle bir şey olsaydı burada olmazdık. Aynen. Yani olur yani siyasettir bu. Hani insanlar illa ki yani çamur atayım, izi kalsın gibisinden yani Rabbime çok şükür alnımız, ak başımız dik. Yine de her zaman halkımızın içindeyiz. Caddelerdeyiz, sokaklardayız, mahallelerdeyiz, evlerdeyiz. Yani her yerdeyiz. Hani insanlar da bunu gördüğü zaman o şey zaten kırılıyor. Hani Rabbim bize nasip etmesin ürtüşüyle. Hani bir de bazı dedikodular kulağımıza geliyor. Yok işte para talep etmişsiniz, yok onlar vermemiş gibisinden. Hani biz bu vatanı karşılıksız seviyoruz. Tatvanımızı da karşılıksız seviyoruz yani. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani biz Tatvanımızı kendi şerefimiz, namusumuz olarak görüyoruz. Vatanımızı gördüğümüz gibi. Vatanımızın bir toprak parçası. Hani biz böyle düşünceye sahip insanlarız. Biz milliyetçi insanlarız. Yani onun için bizde böyle şeyler olmaz. Ben de şahsen karşıyım. Yani seçime sayılı günler kala bir adaylık söz konusu ise siz illaki birkaç taraftar edinmişsinizdir. Yani bunların duyguları vardır, düşünceleri vardır, öz iradeleri vardır, sizden yana kullanmak istiyorlardır. Ve siz de böylesi bir seçimde kısa günler kala çekilmeyi düşünüyor, hedefliyorsanız yani benden yana çok ayıp etmiş olursunuz. Yani doğru bir hareket olmadığını düşünüyorum. Size takdir, tebrik ediyorum. Eyvallah. Dimdik durduğunuz için. Halka gittiniz, Tatvan milletine gittiniz. Yani halk niçin MHP'desin, ne yapacaksınız, ne yaptınız? Şimdi bizim partimizin ismi Milliyetçi Hareket. Evet. Hani milletimiz... Milletle beraber bir hareket. Tabii yani milletin hareketi diyelim hani. Evet. Hani biz milletimizi düşünüyoruz hani. Onun için emin olun ki bundan hani halk niye MHP'desin? Emin olun ki bundan en iyi hizmeti Tatvan'a getirecek siyasi parti MHP'dir. Çünkü hani bizde adam kayırmacılık yok. Adamcılık yok. Adamcılık yok. Yani ben her kesimi kucaklıyorum. İstersen ideolojik görüşü, siyasi görüşü veya diğer görüşü ne olursa olsun ayırmadığımız için aslında.
takip ediyoruz. Yani gezilerimizi uzaktan da olsa takip ediyoruz, duyuyoruz. Her kesimden kapıları çalıyorsunuz. Her yani siyasi fikre sahip şahsiyetleri ziyaret ediyorsunuz. Ve iyi de bir sempatiyle karşılanıyorsunuz. İyi de sevgi seli var size. Şimdi biz eğer ki nasip olursa, başkan olursa, hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı değiliz ki. Tatvan Belediye Başkanı'yız. Hani onun için Tatvan'da hangi millet yaşarsa biz onların hizmetkarıyız. Yani mecbur ayaklarına gideriz, kapılarına gideriz. Yani biz hizmet için varız, biz Tatvan için varız. Yani belediyecilik hani hizmet işidir. Hani aynen. Onun için yani biz burada bir ayrımcılığa falan gitmiyoruz. Hani biz Tatvan'ın eksikliklerini gördüğümüz için hani bence Tatvan bunları hak etmiyor. Tatvan'ın daha iyi olması lazım. Biz de Tatvan'ın öz evladıyız yani. Yani isteriz ki hani bizim memleketimiz hani değil Türkiye, hani dünyada bilinen bir seviyeye gelsin. Tabii ki. Örneğin bir örnek verelim. Bizim bir Nemrut krater gölümüz var. Aynen. Bir kayak pistimiz var. Türkiye'nin uzun kayak pisti. İki yıldır kayamıyoruz maalesef. İki yıldır kayamıyoruz ve inanın öyle bir manzaraya karşı kayıyorsun ki yani dünyada böyle bir şey yok. Değil mi? Düşün yani onu daha aktif hale getirdiğimiz zaman, bunu daha iyi tanıttığımız zaman hani bırak Türkiye, hani yurt dışından da bir sürü insanlarımız gelecek. Hani turizm epey bir canlanacak. Hani bizim memleketimizde kış memleketi, maalesef yazımız 3 ay. Aynen. Geriye kalan kış. Hani önemli olan kışını değerlendirmek. Aynen. Hani bunu hiçbir siyasi parti dile getirmedi veya hiçbir belediye başkanı dile getirmedi. Hani bazı çılgın projeler falan var. Hani bence onları hayata geçireceğimizde kayak pistimizi değerlendirelim. Mevcutları... Şu an görüyorsunuz. Şu an Batı baharı yaşarken biz hala kışı yaşıyoruz. Aynen. Niye biz bunu değerlendirmeyelim? Ben de bir kayak sever olarak inanın 2 yıldır ben de mahrum kaldım. Sağa sola civara gidip koyuyorum. Değerli izleyenler, gerçekten haklısınız. Mevcutları da korumak önemli. Aynen. Bir şey yaparken onu devam ettirmek de çok önemli. Efendim, bu programı kısa tutacağız. Sizden Tatvan'a, Tatvan halkına, bizleri izleyenlere son cümlelerinizi sarf etmenizi ve sonrasından kurulacak sandık sonuçlarını beraber izlemeye doğru yöneleceğiz. Halka, Tatvan halkına, izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle Tatvan halkına İstediğim bu. Yani şu an Tatvan'a denenmiş ki parti var. Bu sefer hani bizi denemelerini hani tavsiye ederim. Çünkü hani bizde adam kayırmacılık, adamcılık yok. Bizde milliyetçilik var. Biz milliyetçi ruha sahip bir insanız. Emin olun ki bunda biz o koltuğa oturduğumuz zaman sadece belli bir kesimin belediye başkanı değiliz. Bütün Tatvan'ın bizi sevselerse mesela, oy verseler vermeseler, kim olursa olsun herkese hizmet etmek zorundayız. Hani amacımız hepimiz zaten burada Tatvan'a bir çatı altında kalıyoruz. Önemli olan burada Tatvan'ı daha güzel bir hale getirmek, daha yaşanılabilir bir hale getirmek. Ve hani altından bunu istiyorum, desteklerini bekliyorum hani. Emin olun belediyeler Milliyetçi Hareket Partisi'yle güzel. Teşekkür ediyorum. Efendim, biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp, bizleri stüdyoya kadar gelip, bizlere konuk oldukları için Sayın Abdülkerim Akay'a, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tatvan Belediye Başkan adayı efendim. Duydunuz, herkese eşit bir şekilde yaklaşacağını söyledi Abdülkerim Akay. Birçok kimsenin gönlünden şimdiden tat kurmuş bir şahsiyet. Biz de diğer adaylara dilediğimiz gibi kendisine bu kutlu yarışta, bu güzel yarışta, bu tatlı yarışta biz de başarılar diliyoruz. Her şeyin hayırlısını diliyoruz. Hem sizin için, hem ülkemiz ve bölgemiz, ilçemiz için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sesimize ses kattığınız için, ulaşamadığımız insanlara bizi ulaştırdığınız için. Allah için. Yüreğinize sağlık diyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Değerli izleyenler, böylelikle bir Bitlis Detay programının sonuna geldik. Bir başka programda bir başka değerli misafirimizle sizinle buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.